Evet, yeniden başlıyoruz. Ülkücülük ne demektir? Hepiniz biliyorsunuz ki altında toplandığınız ülkücülük bayrağı, MHP bayrağı, imanın ve vatan bayrağıdır. Ülkücülük bildiğin bilmediğin her şeyden sorumlu olmaktır. Kitabın kavlince adam olmaktır. İslam'ıyla adam olmaktır, Türklüğüyle adam olmaktır. Ki benim yolum Allah ve Resulünün yoludur diyen Türk milliyetçisinin adı ülkücüdür diyor. Allah'tan başka kimseden korkmayan, Allah'tan başka kimseden bir şey dilemeyen, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyen insana ülkücü denir. Peygamber Efendimiz diyor ki, bir elime dünyayı, bir elime ayı verseniz vallahi billahi davamdan vazgeçmem. İşte o yüksek ruh ve iman derecesini ifade eden bir hal, bir durum. Türk milletini nasıl tarif edebiliyorsanız, ülkücünün tarifi de odur. Ahiretinizi kurtarmak istiyorsanız Müslüman olursunuz. Onurlu bir tarihe sahip olmak istiyorsanız Türk doğarsınız. Ama bir milleti kurtarmak, vatana olan manevi borcunuzu gönüllü olarak ödemek istiyorsanız ülkücü harekete katılırsınız. Mustafa Özpehlivan isminde bir ilçe başkanımız. Mustafa Bey, benim böyle koltuğumda kitapla eve gidip geldiğimi görünce herhalde bu çocukta bir keramet var diye böyle ikide bir yolumu kesiyor. İşte sohbet eder, bana ilgi gösterir. Tabii bu benim de hoşuma gidiyor. Mustafa Bey beni dinliyor, benim fikirlerime itibar ediyor diye. Sohbetten sonra da bir dokuz ışığı koltuğumun altına verirdi. Ben tabii Mustafa Bey'in bürosundan çıkar çıkmaz yaptığım ilk iş hemen dokuz ışığı arka atmak. Fakat Mustafa Bey bir türlü yakam bırakmadı. Sohbetlerine devam etti ve ben Mustafa Bey'den artık kurtulamayacağımı anladım. Aldığım dokuz ışığı evde gece yarılarına kadar altını çize çize dokuz ışığa çalışmaya başladım. Yarınki günü Mustafa Bey beni bürosuna çektiğinde dokuz ışığın foyalarını Mustafa Bey'in yüzüne vurmaya çalışacağım. Ben dokuz ışıkla bu kadar uğraşarak, çalışarak bir zaman geldi ki dokuz ışığın tesirinde kaldığımı öğrendim. Yaşar Okuyan hiç unutmuyorum. Başbuğ'un Trabzon'a gelişini anons ediyor. Bugüne kadar diyor bu ülkede İşte faşistler konuştu, komünistler konuştu, kapitalistler konuştu. Bundan sonra Türkeş konuşacak. İlk ülke ocağına gittiğimde tahtaya kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine Hak Yolu İslam yazacağız diye Abdurrahim Karakoç'a ait bir şiir yazılmış. Bunu iyi ezberle. Bunu iyi ezberlersem ülkücü olur mu?
olursunuz dediler. Ülkücü Hareket'te mahallenin ileri gelen eğitimcisi bir arkadaşın sayesinde tanıştım. Mahallemdeki ülkücüler afiş asıyorlardı. Afişin sloganı da şuydu: yamyamlar bile hür, Türkler niye hala esir? Eskişehir'in Sarı Kavak Köyü'nün dedesi, Alevi dedesi Zeynel Özel isminde biri, gel sen biraz fazla eşkıyasın dedi bana. Biraz eşkıyalık vardı. Bozkurtların Ölümü Dirilişi romanını verdi bana, oku diye. Orada kendimi Kürşat zannettim okuyunca. Ülkücülük bana göre öyle başladı. Neden ülkücü olduk? Hep bunu sordum kendi kendime. Başkaları ülkeyi, değerleri küçültmek isterken siz büyütmek istiyorsunuz ve kendinize bir hedef, bir de rehber belirliyorsunuz. Hedefi Turan, rehberi Kur'an olan adamın ülkücü olmaktan başka çaresi yok. Ben ülkücülüğü siyasi veya ideolojik tercih olarak görmüyorum o dönemlerde. Benim eğer sosyal ve ahlaki bir tercih yapmak zorunluluğum varsa ülkücü olabilirdim. Başka bir şey olamazdım yani. Marksizm diyor ki din afyondur. Yani külliyen şöyle elinin tersiyle Marksizmi itiveriyorsun. İnsan yazgısına ters bir yürüyoruz. Mesela dine karşılar. Mesela mülkiyet hakkına karşı olursa bakıyorsun. Ama ülkücüde öyle değil. Ülkücüde de ihlas var, de samimiyet var. Darwinizmi sürekli pompalıyorlar. Ve insanın maymundan geldiğini ve evrim geçirdiğini, bu şekilde geldiğini ifade etmeye çalışıyorlar. Tabii bu arada ben itiraz ediyorum. Okula giriyor, sınıfa giriyorlar mesela, ders var. Ders esnasında öğretmeni falan takıyorlar. Arkadaşlar fon var, kantine gelin. İşte şu var, bu var. Anlattıkları o kadar saçma geliyor ki bana. İtiraz etmek mecburiyetinde kalıyorum. Sus, mus falan. Tabii ikazlar. Kesin bu safsatayı. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? En sonunda dayanamadılar. Beni kantinde dövdüler. Kafamda saksı kırdılar. O dayaktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin Şişli, Hürriyet Pasajı'nda bulunan Şişli Ocak binasına gittim. Dedim ki ben Feriköy 50. İl Lisesi'nde okuyorum. Talebeyim. Artık dayak yemekten bıktım. Bunlar imansız, Allahsız, kitapsız insanlar. Ben eve barka gitmiyorum. Burada yatıp kalacağım. Sol bir defa Türkiye'de yanlış bir bayrak taşıdı. Yani orak çekişli bayrak taşıdı. Halbuki bizim şanlı ay yıldızlı bayrağımız vardı. Sol yanlış resimler taşıdı. Yani Marx, Lenin, Engels, Guevara'nın resimlerini taşıdı. Halbuki bizim taşınacak resimlerimiz vardı. Marco Çoğlu, Kara Pençe, Battal Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Alparslan, Bilge Kağan gibi. O dönemde özellikle solu Deniz Gezmiş'in hareketiyle de takip ettik biz. İllegal bir hareket olması, vatana millete tabii pek faydalı olmayacağı, halkın da böyle bir söylemi olması bizi daha çok ülkücülere meylettirdi. Hiç kimseye nasip olmaz iken 16 kez Türk Cihan İmparatorluğu kurmuş. Gücüyle Çinli'ye Çin Seddi'ni ördürmüş. Akıllara durgunluk verecek derecede cesaretiyle 40 yiğit ile Çin İmparatorluğu'nun sarayını basmış. 3 katata at koşturmuş. Alınmaz, yıkılmaz, geçilmez bu surlar denen Bizans'ın surlarını 1453 Salı sabahı tek bir sesleriyle aşıp yıkıp orta çağları kapatıp, eski çağları kapatıp yeni çağlara, yeni ufuklar açan bir kavmim, bir atam, iman ehli bir dedem, ceddim var iken ne işim var benim Lenin'le Mao'yla? Çünkü üniversitede ilk dayağı ben boykot esnasında, herkes diyordu ki işte ben Marksistim, Leninistim, ihtilalciyim, komünistim, sosyalistim. Ben de çıktım, dedim ki hiçbir şey demedim ya. Ben de Türk'üm, ben Müslümanım, lan ne yapacaksınız dedim, bir ton dayak yedim. Daha bunun ötesi var mı? Bir ton dayak yedim. Sordular, dövenlerin içerisinde Harun Karadeniz de vardı, Deniz Gelmiş de vardı, bilmem ne, Ulaş Bardakçı. Televizyonlarda şimdi sanki metiyeler sundukları
bir sürü lüzumsuz adamlar var. Türkeş'i tanıyınca Türkeş'in resmini götürdüm, odaya astım. Babam da o zamana kadar CHP'liler ama hiç aklına gelmiyordu. O da getirdi, ben şeyin İnönü'nün resmini astı karşısına. Ta ki benim babam mesela, ta benim bir benden ufak bir kardeşim vardı, bir okul kazandı. O okulda solun elindeydi, oraya gitti, bunlara saldırmışlar, dövmüşler daha doğrusu. Ta o sopayı yiyene kadar babamın aklı başına gelmedi. O sopayı yedikten sonra o da ülkücü olmuştu yani. Ben babama Milliyetçi Hareket Partisi'ne baba oy verelim, ona oy vermemiz lazım dediğimde, iyi de oğlum ya nereden çıktı şimdi bu? Baba onların yolu daha doğru falan dedik ve bizim hatırımız için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdi. Tabii iyi de bir sonuç alamadı bu seçimde. Bana döndü, oyumuz da boşa gitti dedi. Sonraki yıllarda hep benim yanımda oldu yani ailem. Ben nerede, hangi siyasi çizgide gittim. Sonra da bizimle geldiler. Ben zaman zaman babama takılmak için sorardım. Baba ya bu Türkiye'de de hep oy veriyoruz, boşa gidiyor. Oyumuza yazık mı oluyor ne? Yok oğlum yok, yine yiğit olan o, o baba yiğit bir adam falan derdi. O beni teselli ederdi. Yani babam benden daha iyi bir MHP'li olmuştu son zamanlarında. Bizde adet herkes akşam yemeğine eve gelir. Ben gecikmişim seçim şeyinden dolayı. Geç kaldık yemeğe, babam kızacak hadi. Yemeği beklemişler. Babam biraz deryansın etti. Hayatta babama bir tek karşı geldiğim gün şu olmuştur. Oğlum yemek saatinde burada olacağınızı bilmiyor musunuz? Ama baba. Aması maması yok. Siyaset falan anlamam ben. Geç kalırsanız aç kalırsınız. Bak baba, şu kümesteki tavuklar civciv doğuracak. Eğer o civcivler de başbuğu Türkeş demezlerse onların da kafasını kopartırım. Anladın mı? İlk defa da masama vurdum. Biraz da bir sarsı çıktım gittim.
Annem herif herif dedi, gözün çıkmıyor. Biraz bu çocukları dinlesen, bunlara karşı gelmesen. Ve o günden sonra babam işte mevcut olan ki kitaplarımızı okumaya başladı. Babam da benden iyi ülkücü oldu. Şimdi ülkücü ol dediler de, ülkücü ol ama ölme dediler. Türkiyetçiler şunu yaptı, Türkiyetçiler bunu yaptı falan filan diye konuşurlarken demiş ki, kusura bakmayın da size bir şey söyleyeceğim. Benim oğlum, ben Türkiyetçiliği fazla bilmem, ülkücülüğü de bilmem. Ama benim oğlum Türkiyetçi, ülkücü, Türk milliyetçisi olduğunu söylüyor. Kusura bakmayın demiş. Sizin bu söylediklerinizin hiçbiri doğru değil. Çünkü ülkücü değilim ama ben bir ülkücü anasıyım. Ülkücülük bir anlamda Allah davasıdır. Siyasetten, ticaretten, her türlü dünyevi araçtan daha üstündür. Sizin göreviniz önce Allah'ın davasına, yani İslam'a hizmet etmektir. Bizler 80 öncesi canımızla, kanımızla bu davaya hizmet ettik. Bu yüzden kanımız aksa da zafer İslam'ındır dedik. Bir Müslümandan bahsederken Müslüman diye değil, Türk dinli diyorlar. Ben hakikaten o noktada İslam'ı Türk milletinin milli dini olarak kabul ediyorum. Yani böyle vazgeçemeyeceği, üzerinden çıkartamayacağı bir kimlik olarak kabul ediyorum. İslam'ı muhtevanın dışında milliyetçiliği düşünmek o akıl dışıdır. İslam Türkleri Türk olarak muhafaza etmiş dindir. Yani Alparslan Türkeş bu davanın sınırlarını anlatırken ıspanak fiyatına satılan demokrasilere değil diyordu. Ben sizi hak yoluna, hakikat yoluna, kısacası Allah yoluna çağırıyorum. Ya biz bu çağrıya kulak verdik. Öz kardeşimizi korur gibi koruyorduk. Ben kahveye giden ülküdaşlarımdan, genç kardeşlerimden tokatlayıp kahveden çıkardığım insanları hatırlıyorum. Onlara yanlış yapmaması gerektiğine inandığımı hatırlıyorum. Kocaman bir masamız vardı mesela Karaman Ülkü Ocakları'nda. Ben oraya çıkıp gençleri etrafıma toplayıp İslami noktada, inanç noktasında abdestin nasıl alınacağından tutun, hangi namazın nasıl kılınacağını dahi masanın üzerinde konuşarak nasıl secdeye varılır, orada ne denilir, kıyamda nasıl durulur, rükuda ne denilir, bunun manası ne deri anlattığımı çok iyi hatırlıyorum. Allah o genç kardeşlerinden razı olsun. Belki annesi babası kulağını tutsa ona isyan eden genç, ocaktaki abilerine bu konuda hiç isyan etmediler. Ülkücü hareketin mücadelesi.
Allah'ın rızasına ve milletin sevgisine mazhar olmak adına, bu vatan için, bu bayrak için fenalık düşünen her şeye ve herkese karşıydı. Tek cümleyle söylemek gerekiyorsa, ülkücülerin mücadelesi Allahsızlığa karşıdır. Mukaddeslerin ayaklar altına alınmaya çalışıldığı ve onun her şeyini gördüğün bir dönemde neye karşı? O zaman mukaddeslere sahip olmak ve vatana karşı sorumluluk duygusuyla verilen bir mücadele. O zaman bizim sıkça söylediğimiz bir slogan vardı. Savaşımız vurguncu düzenedir diyorduk. Yani bir de bir düzenle kavgamız vardı. Biz yanlış giden her şeyle mücadelemiz vardı. Yalancılıkla mücadele ediyorduk. Dolandırıcılıkla mücadele ediyorduk. Haksızlıkla mücadele ediyorduk. Yolsuzlukla mücadele ediyorduk. Kapitalizmin insan yiyen gövdesi yok olmadıkça bozkurtların savaşı bitmeyecektir. Bu 1970'li yılların başlarında Akyazı Ülke Ocakları'nın, yani işte bir metropol ülke ocağının falan değil, Anadolu'da bir ilçe ülke ocağının kapısındaki afişte bu yazıyordu. Sadece sol değil. Alparslan Türkeş'in bir ifadesi vardı. Sağ olan kavgamızı sol olan kavgamızdan dolayı erteledik diye. Emperyalizmin her türlüsüne karşıydı ülkücü hareket. O dönemde dünya konjonktürünü iyi incelemek lazım. Yani Türkiye'de böyle bir tehlike yoktu demek aptallık. Afganistan'da yaşandı, birçok ülkede yaşandı. Türkiye'deki silahlı mücadele, ülkücülerin çekilmesi bu reaksiyondan ötürüdür. Terzi Fikri neredeyse Rusya'dan asker çağıracak noktaya gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kesinlikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin bir cumhuriyeti haline getirme çalışması vardı. Yani Türkiye'de komünizmi ihya etmek. Her oyun bunun üzerine kuruluydu. İşte insan fıtratına aykırı olduğuna kesin inandığımız bu rejimin Türkiye'ye gelmemesi ve getirilmemesi için mücadele yapıldı. Biz macera olsun diye yola çıkmadık. Babamızın tarlası içinde kavga etmedik. Biz Sovyetlerin ve Kızıl Ordu'nun Türkiye'yi işgal etmesine karşı direndik. Hadise budur. Dün bir savaş vardı. Bize ateş ediyorlardı. Bize Sovyet mermileri yağıyordu. Biz Sovyetlerle kavga ettik. 12 Eylül öncesi kavganın tarafları Sovyetler ve ülkücülerdi. Bakın kardeşlerim. Sizin bu kutlu davada güçlendiğinizi gördükçe size iftira atmaya çalışacaklar. Size, yani Türk milliyetçilerine ırkçı diyecekler. Yani o zamanlar bana derlerdi, seçim konuşmaları yaptığımız zaman derlerdi ki evladım, yaşlı amca soruyor, işte niye sizin sesiniz duyulmuyor filan. Amca ne yapalım, işte gazeteler, büyük gazeteler bizden bahsetmiyor, küçük gazetelerimiz var, onları da herkes okumuyor, dağıtım imkanlarımız filan yok. Oradan bir yaşlı amca dedi ki, oğlum dedi, eşeklerin anırdığı yerde bülbüllerin sesi duyulmaz dedi. Dedim hay ağzına sağlık amca dedi. Bak ben anlatamadım ama sen ne güzel söyledin dedi. Biz her zaman üç gibi gösteren, eli kanlı, bunlar katildir, işte bunlar faşisttir, bunlar İtalya modeli buraya getirecekler diyerek aleyhimizde bir propaganda vardı. Diyebilirim ki Cumhuriyet tarihinde hakkında en aleyhte, en fazla aleyhte yazı yazılan insan Alparslan Türkeş'ti. Ve ben Alparslan Türkeş'in basın müşaviriydim, basın sözcüsüydüm. Düşünebiliyor musunuz? İşte Türkeş asılsın propagandasına kadar varan propagandalarla boğuştu. Mesela meşhur bir olay vardır Ankara'da. Mustafa Kuseyri diye birisi öldürülmüştü. Bunu arkadaşı öldürmüştü kendisini. Çünkü kız kardeşine tasallut ettiği için öldürmüştür. Mesela Doğan Avcıoğlu bunu çok iyi biliyor. Hasan Cemal yazdığı için söylüyorum. Kitaplara geçti. Arkadaşımız, devrimci arkadaşımız şehit oldu diye gittim diyor Hasan Cemal kitabında. Doğan Avcıoğlu dedi ki sesini çıkarma, o bizim aramızda oldu ama öyle bilinsin. Şimdi bu olaydan sonra hatırlıyorum, basında yürüyüş yapıldı. Uğur Alıca Kaptan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin dekanı önde siyah cübbelerini giymişler.
faşizme karşı kendilerinin tabiriyle, tırnak içerisinde söyleyelim bunu, yürüyüş yaptılar. Ya işte basın toplantısına geliyor. Ondan sonra ertesi gün gazetede basın toplantısının konusuyla ilgili hiçbir şey görmüyoruz ama ortada Muhsin Başkan, sağında Mahir Damatlar pala bıyıklı, solunda Haşim Akden pala bıyıklı. İşte başkan konuşurken çekmişler böyle, altına yazmışlar. Hiç bunlarda katil tipi var mı Allah aşkına? Medyadan benim aklımda kalan bir tek Aydınlık gazetesi var. Bizim orada isimlerimiz çıktığı zaman bir iki arkadaşımız şehit olurdu. Şimdi Ecevit'in iktidar olduğu dönemlerde yapılan zulümler, işkenceler, tüm ülkücüler, o dönemi yaşayan insanlar unutması mümkün değil bu. O dönemde yargı hemen hemen tek taraf gibiydi. Yargıya çıktığınız zaman eğer ülkücüyseniz zaten direkt suçlusunuz. Suya pazarına bir pazar günü gitsek, desek ki şu patlıcan pahalı, o gün de Ecevit hükümeti var, değil mi? Kamuoyu toplarız, güçleniriz dedim. Fakat o hükümet komiseri zabı tutmuş, güçlük mahkeme, bir nolu sıkıntın mahkemesi, hakim Hamdi Sevinç Albay, dedi ki sen dedi patlıcan pahalı diyerek halkı silahlı isyana teşvik ettin ve bana 3 ay ceza verdi. 3 ay ceza verdi, hapis cezası. Patlıcanı pahalı diyerek halkı silahlı isyana teşvikten. İndiriliyor bayrak namertliğin yolunda. Yolunda hayatın başında kurşun karşısında geliyor iman dolu gençler davanın yolunda indiriliyor bayrakla mertliğin yolunda ülkenin düştüğü fikir zillet yolunda hayatın başında kurşun karşısında geliyor iman dolu gençler davanın yolunda kimmiş ölüm kimmiş darbe, tek tak millet tek tak ülke, ülke yolunda duran davasına kurban. Kimmiş ölüm kimmiş darbe, tek tak millet tek tak ülke, ülke yolunda duran davasına kurban. Ölüm olsa ölürüz biz Türklük yolunda, ülke bizim ülke bizim kalpler bir burada. Yalnızsın her meydanında, biliyor iman dolu gençler davanın yolunda. Ölüm olsa ölürüz biz Türklük yolunda. Mesela Zeytinburnu'nda, Gazi Osman Paşa'da ilçe başkanlarına gelen arkadaşlarımız, biz sadece bir siyasi partinin ilçe başkanı olmak için buraya gelmedik. Burada inşallah şehadet şerbetini de içeceğiz demişlerdir. Bir Erzurum mu kardeşim aşık demek Nusret Seven. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy vereni, ülke ocaklarının işte giden gelen müdavimi, fabrikada işçi. Şimdi işçi ihtilalini savunanlar geldiler, bu kardeşim bizi orada şehit ettiler. Evinin önünde, pencereden bakan karısının gözleri önünde şehit ettiler. Ömer Yüce ile rahmetli Alper'i, İkisi de rahmetli oldu. Başbuğ'un evine götürmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Bahçelievler'deki genel merkezin önünde bekliyorlardı. Araba bekliyorlardı, araba gelip götürecektik. Saldırı oldu Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezine o zaman. Bu saldırı neticesinde tabii ciddi bir bombalama, tarama, makinalı tüfeklerle falan komünist polis öğrenciler tarafından yapıldığını daha sonra öğrendik. Koştuk geldiğimizde rahmetli olmuşlar baş başa Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezinin duvarının dibine yatarken bulduk. Ben hala çok etkilenirim. Unutma şansım yok, rüyalarıma giriyor. İnşallah haklarını bizler helal etmişlerdir. Berendaloğlu vurdular. Koştum gittim. O koca adamı kaldırıma sermişler. Üstüne gazete sermişler. Giden gelen gidip geliyor herkes. O kim? Betan kim? O koca dev adam
Hakk'ın mücadelesinin farkında olmayan insanlar yürüyorlardı. Diz çöktüm. Yani çok acı şeyler bunlar. Rahmet Türkeş anlatı. Hayrola dedim, ne var? Dedi ki, çok üzgünüm efendim. Ne? Çocuklar fidan gibi delikanlılar şehit oluyor. Ben pisi pisine kanserden öleceğim dedi. Kanser olduğunu anlamış Ünsaz'a. Dedim ki ya sen Cemil Bey böyle ne yapıyorsun? Sen inançlı insansın. Yani öleceğim, kalacağım. Kimin ne zaman öleceğini Allah'tan başka kimse bilir mi? Böyle şey konuşmam lazım. Bize yakışmaz. Biz Müslümanız. Bir saniye sorarsın işte. İkna ettim dedi. Amerika'ya gitti ve tedavi oldu geldi. Ve bir sene geçmeden şehit oldu. Bunlar yaşanmış olaylar. Yani Günbey Amerika'da kanser tedavisi gördüğünü ailesi biliyor, yakınları biliyor. Ama bu kadar şehitliği istedi ve şehit oldu. Bu tıpkı Çanakkale'deki şehitler gibidir benim nazarımda. İnşallah Cenab-ı Allah'ın nazarında da öyledir. 5 tane işçiyi, yahu kardeşim parasını almışsınız. Adamlara yer vermişsiniz, satmışsınız. Onlar ülkücüdür diye oradan çıkarmak istiyorsunuz. Ve yerlerini vermiyorsunuz. Vermeyince bu sefer adamlar geliyorlar, zor kullanmak istiyor. Onlar da kabalaylık yapıyorlar biraz, yani nasıl vermezsiniz diye geliyorlar. Bunları tuzağa düşürüyorlar. Öldürmüyorlar. İşkence değil. Gözlerini oyuyorlar, burunlarını kesiyorlar, ağızlarına toprak dolduruyorlar. İşkenceler altında öldürüyorlar. 5 tane Giresunlu kardeşimizi, bu 1 Mayıs mahallesi, Ümraniye 1 Mayıs mahallesinde 5 işçimizi mesela katlettiler. Hikmet Tekin, Bingöl'lü benim hemşerim. Doğulu bir ülkücü. Doğulu bir ülkücü. Ve Hikmet Tekin, Bingöl'lü bir yerde bir ülkücü olarak belediye başkanlığı aldı. Bizim için çok önemli bir şeydi. Doğu'nun kurtulması açısından yani. Ve o kardeşimizi annesiyle beraber, kardeşiyle beraber katlettiler. Hüseyin Büyükkoz diye bir arkadaşımız vardı. Galatasaray Mühendislik'te okurdu. Bu arkadaş evliydi. Onun hanımı da hamileydi. Bir gün telaşlı bir şekilde geldi. Valizlerini bıraktı. Memleketten gelmiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın Mehmet kardeşim? İyiyim, sen nasılsın? Ya Mehmet, senden bir şey rica edeceğim. Şu valizi yengene bırakır mısın? Bir iki saat sonra Hüseyin'in vurulduğu haberini aldık. Koştuk Ok Meydanı Hastanesi'ne gittik. Kan lazımdı. Kan verildi ve işte rahmetli oldu neticede birkaç saat içerisinde. Yurda dönüp geldiğimde o valizle karşılaşmam. Daha sonra o valizi alıp götürüp, ben hanıma anladım. O boynuma sarıldığında İnanılmaz yani, en çok etkilendiğim olay.
Hemen en çok etkileyen de Recep Aşat'tan Mustafa Aşat'ın şehadet haberidir. Recep abiyle biz beraber çalıştık. O il başkanı iken ben genç kolor başkanıydım. Çok güzel bir dostumuz vardı. Abi kardeş ilişkimiz vardı. Sonra ben yedek subay olarak Erzurum'a gittim askerle. Recep abi beni aradı, dedi ki oğlum bak bu Mustafa oğlu için söylüyorum. Rahat durmuyor. Çok aktif. Dolayısıyla bu liseyi bitirmesi lazım. Bunu sana göndereyim. Biraz orada kalsın. Erzurum'da, Erzurum bizim milliyetçilerin elindeydi. Çünkü orada olay yoktu. Liseyi bitirsin. Ondan sonra gönderirsin bana. Gönderdi nitekim yanıma. Mustafa geldi ama Mustafa kalamadı Erzurum'da. Yani Erzurum'a sınamadı. O tez canlı, o heyecanı falan. Neticede dedi ki ben gideceğim. Aradım Recep abi. Dedim ki durmuyor abi bu. O zaman gönder gelsin dedi. Gönderdim. Gitti. Ben de o ara topçu astemenim. Bizim birliğimiz tatbikata çıktı. Dağa çıktık açıkçası. Dağda eğitim yapıyoruz. Hiç unutmuyorum. Çadırda dinlenme sırasında radyoyu açtığımda bir anda dondum kaldım. Radyo haberinde Recep Aşat'ı ve oğlu Mustafa Aşat'ı şehit oldu haberini. Hiç yan aklından çıkmaz. Postaneyi suratında maskeli 4 tane girmişler içeri. Burada bir faşist var, almaya geldik. Herkes yere yatsın demiş. Orada taramışlar böyle, yani her tarafından vurulmuştu. Delik deşiktik. Kafasını en çok, böyle bedenini. Ondan sonra işte öyle oldu. Ekim'in 3'üydü. O gün Salı günüydi, çarşamba, perşembe günü Recep Haşatlı, Mustafa oğlu Haşatlı, üçünün cenazesi morgdan alınıp Beyazıt Camisi'nde, İstanbul'un trafiği durmuştu diyebilirim. Havada 4 tane helikopter, bir taraf asker, bir taraf polis, Türkeş önde, öyle mezarlığa da getirildi yani. Büyük bir duvar vardı orada. Milliyetçi Türkiye yazıyordu. Aşağı yukarı harflerin büyüklüğü 1 metre kadar. Baktım atkılar matkılar sarmışlar dizilerini, birileri fırtınadan dolayı. Gelin buraya dedim. Geldiler, baktım birisi Ziya Ağırbaş, diğeri Şerif Neydi. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Başkanım, şu yazıyı bekliyoruz. Silerler falan. Ne bileyim, bir şey olur. E silerlerse silsinler. Hadi doğru teşkilata gidin. Ya başkanım, bekleyelim işte. Sen bize şuradan 100 gram peynir, bir tane de ekmek al. Biz burada sabaha kadar bekleyelim. Silerlerse gururumuza dokunur. Ne olursun başkanım. Tamam. Tamam. Ciddi. 100 gram peynir, bir tane de ekmek aldık getirdik. Yediğinde, dizlerinin üstüne çöktüğünde cebindeki mermilerini ve silahını arkadaşına uzatıp düşmeden. Konuşmacıdan biri bendim. Bu toplantıda beni takdim eden
Yusuf İmamoğlu'ydu. Üç gün sonra da şehit ettiler çocuğu. Yusuf İmamoğlu, rahmetli kardeşimiz. Onun ölümü acıklıdır yani. Vurulduğu zaman geminde 35 kuruş çıkıyor. Bunlar fakir ayrılır. Pırıl pırıl. Cihan varsın farkına. İmamoğlu rahat uyu, sen ölmezsin ölmesin. İmamoğlu rahat uyu, sen ölmezsin ölmesin. Saf ve temiz olduğuna ketum davranmaya kalkıyor. Buna işkence yapıyorlar. Dövüyorlar, işte ciletliyorlar, ne yapıyorlar falan. Orada işte işkenceden sonra öldü diyerek camdan atıyorlar bunu. Abdest alıp yola çıkmıştık. Askeri birliğime dönecektim akşam. Bizi beklemişler uzun süre sokağın başında. Hoşçakalın hocam. Ben askeri elbiseyle açık hedef. Ben evden çıktım şöyle 30-40 metre gittim gitmedim. Çift yönlü. Şöyle gidiyorum. Arkadan bir araba. Karşı taraftan da bir araba gelmek suretiyle çapraz ateş içinde kaldık. Beş kurşun isabet etti bana. Allah'ın öldürmediği ölmez işte. Vurulduğum an kelime-i şehadet getirdiğimi hatırlıyorum. Muhammeden Abduhu ve Resulü. Ve adamın anahtarını çevirdim. Araba aniden patladı. Havaya uçtum. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden Resulullah diyene kadar havada kaldım. Ve yere düştüm. Mesela 15 Nisan bizim Ankara'daki büyük mitingimiz gerçekten muhteşem bir mitingdi. 1978'de. Yozgat'taki mitingimiz muhteşem mitingdi. 79'da. Kanunu çiğneyenlere, anayasayı kasayanlara, İşkenceyi kendileri için bir yol çekenlere, vatandaşın ekmeğine el uzatanlara, hakkı hukuku çiğneyenlere bir başlangıç uyarısıdır. Gerekirse 45 milyonu da meydanlardan yürüteceğiz. Ülkücü isminin fikir babası, ruh dünyası. Zorluklara,
tabutluklara, sürgünlere, işkencelere rağmen. Rota değiştirmeyen tek lider. Millete sadakat konusunda asla tavizi olmayan tek siyasetçi. Zaman zaman böyle bana bakıp, oğlum sen de çok çektin demesi içimden fırtınalar koparıyordu. Kendisinin 75 yaşından sonra gidip cezaevinde yatmış olmasını hiç hesaba katmıyordu. Biz gencecik insanlardık. Bizim çektiğimiz ufak çileler onun problemiydi. Bu bizi ona hayran bırakan hadiselerden biriydi. Hasan Kozan diye, Allah kanı kadar rahmet etsin, Türkeş Bey'in de böyle can dostu yani. Hasan amca bir gün, gençler kızıyor Hasan amcayı, bu tutuyor istifa dilekçesi yazıyor Türkeş Bey'e. Ben diyor istifa etmek için, efendim beni ayırın istifa ediyorum falan diye. Türkeş Bey çağırıyor Hasan Bey'i. Gel diyor Hasan buraya diyor. Ne bu diyor. Efendim istifa ettim diyor. Peki Hasan beni bekle diyor biraz diyor. Türkeş Bey bir kağıt çıkartıyor. O da istifa dilekçesi yazıyor. Hasan diyor sen benim istifamı kabul et. Ben de senin istifanı kabul edeceğim diyor. Türkeş Bey böyle bir insan yani. Babamızı dinlemiyorduk icabında ama rahmetli başbuğunun her sözü bizim için bir emirdi. Bir gönül bağı denilen olay bu herhalde. Düşünce fikir sistemi olarak yazdıkları var, yaptıkları var ama en önemlisi bir mücadele, bir davası var ya. Yani bir inandığı bir şey var ya. Yani pazarlarda pırasa fiyatına satılan adalete değil, hak yoluna, hakikat yoluna sizi çağırıyorum dediği zaman bu müthiş bir... Bugün aramıyor muyuz bunu? Türkeş'in o zaman en çok şey ettiği, tekrar ettiği şey, uykularım kaçıyor derdi. Hani nizam-ı alem için devlet ayakta durursa uykularım kaçıyor. Bir Atilla'ydı, bir Çağrı Bey'di, bir Alparslan'dı, bir Fatih'ti, bir Abdülhamit'ti, bir Atatürk'tü. Ben o neslin devamı olarak gördüm Alparslan Türkeş'i. Onun için başbuğ dedim ona ve hep bir başbuğa gösterilen saygı, hürmet neyse Alparslan Türkeş'e de o saygı, o hürmeti gösterdim. Başbu Türkeş, başbu Türkeş, sensin Alparslanlara eş, milletinin gözü yaşlı, kurtar onu. Başbu Türkeş, sensin Alparslanlara eş, milletinin gözü yaşlı, kurtar onu. Başbu Türkeş. Hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlevlilik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Bilmediği şeyden korkar insanlar. Korktuk. Gayet net ben korktum. Korku insani bir duygudur. Ama teslim olmadık. Korkuya da teslim olmadık, 12 Eylül'e de teslim olmadık. Korkmakta haklıymışız, daha sonra gördük ki evet, korkmakta haklıymışız. Kenan Evren'in konuşmasını dinledik, sevindik. Hatta sabahleyin saat 11 gibi kapının önünde de bir horon teptik. Sonra saat 2 gibi de tutuklandı. Yani herkesin ilk tepkisi şey oldu, ihtilali kim yaptı? Solcular mı yaptı? Bizimkiler mi yaptı? Veya işte
Faşistler mi yaptı, bizimkiler mi yaptı? Sonra, seneler sonra öğrendik ki ne solcular yapmış, ne ülkücüler yapmış. Ta uzaklardan bir yerden olmuş ihtilal. Acaba bir sol darbe mi? Sol darbede neler olacağını biliyorduk. Yani hepimizin en azından asılacağını, kurşuna dizileceğini biliyorduk. Bu böyle olmadığını, Kenan Evren gibi ipten saptan, hiç alakasız ve hiç ideolojisi olmayan bir adamın darbe yaptığını bir hafta sonra anlayamadık. Biz ikindi vakti başvuruyla beraber şeye çıktık, Orhan'a çıktık, orada ikametgaha. Giderken yolda sağ tarafa çekin dedi, siz arabada, siz gelmeyin dedi. Yolun geliş tarafında bir araba park etmişti, dörtlüleri yakmış, kaputu açmış, arabanın içine kafayı sokmuş, arabayı tamir eden birisi vardı. Veya tamir ediyor rolünde birisi vardı. Rahmetli oraya gitti, o da kafasını soktu. Diğer vatandaş kafasını kaldırdığında tanıdım onu. Partiye zaman zaman gelen, hassas bir birimde görev yaptığını tahmin ettiğimiz o zaman birisiydi. Anladım ki rahmetli Türkeş Bey'e özel bilgiler verdi. Biz eve geçtik. Evde yaklaşık 2 saat kaldı. 2 saat kaldıktan sonra Yaşar Okuyan Bey geldi. Evden çıktı. Başbu elinde çantalar vardı. Dedi ki aşağı inelim. Çocuklar burada kalsın dedi. Çocuklar, bizim o zaman 8 kişilik ekibimiz vardı. Efendim bir sıkıntım var dedim. Gerekirse dedi tanklara karşı koysunlar dedi. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 11 Eylül'de her türlü yetkiye haizsiniz ve sahipsiniz. Ama sadece 12 Eylül'de bütün yetkileri ele aldık. Öbüründe de yetkiler sizde. O gün niye bu? Ha, Allah söyletiyor. Bir paşamızın birisi de ne demişti? Olgunlaşmasını ver. Bu milleti nasıl armut gibi mi gördüler, elma gibi mi gördüler? Ne yapmak istedilerse. İnsan kanının olgunlaşması olur mu? Kenan Evren'in Allah bir dediğinin dışında hiçbir şeyine inanmak mümkün değildir. Sıkı yönetim komutanlarına görev vermişiz, yetkilerini kısıtlamışız. Bu bir komutanlık ancak kendisine verilecek yetkilerle yerine getirilebilir. Elinden yetkileri kısıtlanmış veya çok az yetki verilmiş bir komutan görevini layıkıyla başaramaz. Niye bir yıl beklediler? Bir yıl beklediler ki çünkü insanların iyi ki geldiniz, Allah razı olsun dedirttirmek için yapmadılar. Ben bunu kendi hayatımda yaşadım. Darbe olunca annem, rahmetli annem cezaevine geldi, ağlıyor benimle sohbet ederken. Allah Kenan Evren'den razı olsun dedi. Vatanı kurtarmak istemişim, devleti kurtarmak istemişim, bayrağa sahip çıkmışım. Asker ölmüş, şehit cenazesinin taputunun altına girmişim, polis ölmüş, taputunun altına girmişim. İhtilalde sabah 5 dayak yiyorum, akşam 9 dayak yiyorum. Ana niye Allah razı olsun Kenan Evren'den dedim. Oğlum öyle deme dedi ya. Burada da olsan seni sağ salim görüyorum ya dedi. Ya ihtilal olmasa ne olur? Şimdi sen ölürdün, ben mezarağın gelmek zorunda kalırdım dedi. İşte bu planlandı, programlandı. Şimdi devlet otoritesini kaybederse, yani bir derler ya, ilk önce köylü eşeğini kaybedermiş, sonra bulunca sevdirmiş. Yani Kenan Evren'inki de buna benziyor. Yani saçmalık. Bütün dünyada darbeler mevcudu ortadan kaldırmaya yönelik olarak yapılır. Türk tarihindeki, Cumhuriyet tarihindeki bütün darbeler mevcudu yerine oturtmak üzerine yapılmıştır. Yani o maksada yönelik yapılmıştır. 12 Eylül'de onlardan bir tanesi. 12 Eylül böyle Allah'ın belası, soysuz bir müdahaledir. Ülkücüler imha etmek üzere kurulmuştur ama imha edememiştir. Başaramamıştır. Sakalımız tıraş olmuştur. Daha gür olarak geri gelmiştir. Milliyetçi Çalışma Partisi'nde ben kendi genel başkan olduğum dönemde Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın, Allah rahmet etsin, arkadaşlarıyla ayrılmasına vesile olan oluşumun hazırlıkları bile 12 Eylül'de atıldı. Bunu da bilen bir insanım. Ülkeye başbakan, cumhurbaşkanlığı yapmış bir zat-ı muhterem çok enteresan geliyor bana. İnsanların ölüm fermanlarını dahi, idam kararlarını imzalarken
bir sağdan bir soldan denge olur. Böyle denge olur mu ya? Paul Henze ne diyor o zaman? Milli Güvenlik Danışmanı o da konseyi. Our boys have done it. Bizim çocuklar yaptı diyor. Ne yaptı? İhtilali yaptılar. O işte Jimmy Carter'ın çocukları özbeöz Türk çocuklarının ciğerlerini söktüler. Harbi orada evinde üstte mahter maaşı vururken altta da ciğerlerimize demirlerle vurdular. Biz Türkiye'ye komünizmin gelmesini istemiyorduk. Ama Amerikan'ın da gelmesini istemiyorduk. Hür, bağımsız bir Türkiye. Sadece bağımsız bir Türkiye değil, bağımsız Türk dünyası, bağımsız İslam dünyası istiyorduk biz. Ama 12 Eylül Amerika'nın isteğiyle yapıldı. Eğer öyle olmamış olsaydı ülkücüleri idam etmezlerdi zaten. Çünkü Amerika kendisine kahrolsun Amerika diyen ülkücülerden intikam aldı. 12 Eylül belki yapılması gerekecek bir noktaya gelmişti ama 12 Eylül'den sonra yapılanlar belki 12 Eylül öncesini de aratabilecek noktalara kadar ulaşmıştı yani. Suçsuz yere kendimizi cezaevinde bulduk kardeşlerim. Dört duvar, hücreler, koğuşlar. Sahibimiz yok ama Allah'ımız vardı. Duruşumuz hep dik, hep bozkurt. Karıştır barıştırma yataklar da bir solcu bir ülkücü. Bizim sayılarımız biraz azdı tabii onlarla mukayese ettiğimiz zaman. Ve enteresandır. Çoğu zaman da onlar hep şey yapmıştır. Can güvenliğimiz yok diye ayrılalım diye. Dilekçe hep de onlar vermiştir yani. Düşmanla her an 24 saat düşman dediğiniz bir yapıyla her an 24 saat bir arada bulunmak o düşmanlığı azaltmıyor. Aksine körüklüyor. Yaşam felsefemiz farklı. Biz mesela namaz kılıyoruz, ezan okunmamız onları rahatsız ediyordu. Cuma günleri biz şehitlerimize Yasin okuyordu, onları rahatsız ediyordu. Ne bileyim, bu rahatsızlıktan dolayı tartışma sonunda kesin kavga. Kesin kavganın sonunda hep beraber hücre ve sopa. Onların kalabalıklığına, bizim de sayımızın az olmasına rağmen hiçbir hayati tehlikemiz söz konusu değildi. Sebebi şu, bizim hareketimizin insanları şöyle veya böyle bir Filistin kampında silahlı, silahsız eğitim görmediler. Ama bizim insanımız sokaktan gelen adamdır. Yani hayatın ta ortasından gelen adamdır. Ve tabii korunma refleksleri solculardan çok yüksekti. Eli çabuktur bizim adamımızın. Eli biraz da ağırdır. Yani sol bunu bilir. Geçip dışarıdayken bilir. İçerideyken de zaten onu gördüler. Bizim doğru olduğumuzu görenleri cezaevlerinde biz kazandık. Bir gün 3-5 nöbeti var. 3-5 nöbeti işte hem biz tutuyoruz hem de komünistler koğuş nöbeti var. Ben o zaman koğuştayım. O 3-5 nöbeti sırasında ben bir lavaboya giderken birisi geldi, bir kart attı cebime. Ve geldim, unuttum. Abi ben işte falanım. Size suikast yapacaklar. Yani bir komünistin böyle bir ihbarda bulunması hakikaten çok önemliydi benim için. Ramazan günü oruç tutuyorum mesela. Bir gün üzüm almışım iftar için. Sadece orada işte üzüm alabilmişiz. Üzümü de karıncalar sarmış. Ben de iftara doğru artık yemek yemek için hazırlık yapıyorum. Solcu olan Ramazan'dan beni izliyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyur sor. Deminden beri seni izliyorum. Bir karıncanın ölmemesi için ne kadar çok uğraşıyorsun? Bu benim tuhafıma gitti. Bize karşı neden bu kadar gaddarsınız? Dedim, bu Allah'ın yarattığı yaratılış fıtratına ihanet etmedi. Bana göre tabii, senin kendi ideolojine göre farklı düşünebilirsin. Bana göre sen ideolojinde Türkiye'de hem devlete ihanet ettin, hem vatana ihanet ettin, hem millete ihanet ettin, hem de Cenab-ı Allah'a karşı fıtratına ihanet içerisindesin. Öyle olmasan bundan daha fazla eşrefi mahlukat olarak görür, sana daha fazla merhamet ve şefkat ve yakınlık gösteririm dedim. 12 Eylül'ün köpekleri sabahın 5'inde de
Gecenin 12'sinde de havlıyordu. Kan istiyorlardı. Kan, kan! Onların içtiği kanı, yaptığı işkenceyi Kazıklı Voyvoda bile yapmamıştır. Bittik mi? Sindik mi? Aksine bir öldük, bin dirildik. İşkence öyle bir lanet bir şey ki, bir yapmaya başladım ondan zevk alırsın. Bize işkence yapan insanlar işkenceden zevk alan sadist insanlardı. Onların vatan, millet diye bir duygusu var. Canlıya ya, Allah'ın yarattığı varlığa işte işkence yapıyor. Ben Kürt'üm. Hiç öyle bir kompleksim olmadı. Türk milliyetçisi, ülkücü olmak ya. Ben Kürtlükle Türklüğün ayrılığını şubede işkence gördüğüm dönem ancak farkına vardım. İşkenceden sonra bu iyi polis şeyden beni tutup götürüyor hücreme. Ya diyor, sen Kürtsün, sen ne işin vardı Türk milliyetçilerin arasında? Yani Kürt'le Türk'ün farklılığını, ayrılığını ilk defa orada gördüm. Allah Allah dedim, ya böyle bir şey mi var diye. Yani bizim aramızda o günkü ülkücü hareketin yapısı, fikri, inanç temelleri, ideolojisi noktasında hiçbir etnik farklılık, hiçbir inanç, mezhep farklılığı, bizim aramızda öyle bir problem yoktu. Sabah sayımında dayak yersiniz, akşam sayımında dayak yersiniz, havalandırmaya çıkar dayak yersiniz. Dayak sizin vazgeçilmeziniz. Soruyor size, diyor ki Atatürk kaç yılında öldü lan? Ya, Atatürk kaç yılında öldü? 9, 8. O ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Babam da ben cezaevindeyken gözaltına alınmıştı ve ben babamın yediği dayakların da neler olduğunu sonradan öğrendiğim andan itibaren 65 yaşındaki insana bile işkence yapacak kadar şerefsiz insanların var olduğunu görünce hayretler içerisinde kaldım ve insanlığımdan bir kere daha utandım. Yeniden 70'e her geleni alıyorlar. Biz orada 13 yaşındaki kız çocuğuna da sonradan kafayı bozdu bir arkadaşımızın kardeşi. 70 yaşındaki arkadaşımızın annesine de orada işkence yapıldı. Bırakın lan bacımı! Bırakın! Bırakın lan! İşkence insan acı duyması için yapılan, işte onların karşı tarafın kendini tatmin için yapılan aşağılık bir şey. En aşağılığını söyleyeyim ben size. İşkence hiçbir şey. İnsan onuruyla oynanması olur. Yani birçok insan onuruyla, yani hiçbir şey yapmasa dahi, seni çıplak soyması dahi senin onurunla oynuyor. Kendim sorguya girdiğimde üstünü çıkart dediler. Üstüm deyince neyi anlar? Ben işte ceketimi falan çıkarttım efendim. Palaka yapacaklar diye çoraplarımı falan çıkarttım. Yürü! Üzerindekileri çıkar! Pantolonunu da çıkar!
Tepe kilodunu da çıkaracaksın. Niye çıkartayım? Ne yapacaksın? O zaman biz de zorla çıkartırız. Çıkar! Çıkar dedim. Çıkar! Bırakın! Bırakın lan! Rahat dur! Rahat dur! İşte vücudunun her yerinden elektrik veriyor. Tahayyül edebileceğin her yerinden elektrik veriyor. Bağırıyorsun. Yani bağırmamak mümkün değil. Bağırmamak için mücadele ediyorsun ama mümkün değil. O öyle bir şey yani. Hadi konuş deniliyor. Yani filanın, fişmanın üzerine ifade vermeniz isteniyor sizden. Erkekli urzunuza vuruluyor, elektrik veriliyor o askıdayken. Siz diyorsunuz kolum kopar şimdi, bayılırım falan. Bayılamıyorum da. Ahmet'i tanıyor musun? Tanımıyorum dedim ya. Bloğun arası sonra gidişlerimizde geliş falan işte mahkeme çıkışlarımızda falan gördük. 200 metre 300 metre falandır. Zannediyorum o kadar arayı biz 2,5-3 saatte falan gittik arabayla. Arabanın içerisinde nasıl dövüyorlar? Ben çapar arkadaşımız üstüne bandım ameliyatlı olduğu için mide ameliyatı geçirmişti. Artık sırtımızda, kafamızda job iz olmayan, morarmayan, hatta şişten hiç bir yerimiz kalmadı. Hepsiyle konuşuyorum ya. Ben duyuyorum, bana duyuluyor. Aldınız mı? Aldınız mı? Aldık abi. Tamam iyi alın gelin. Mahallede kıyamet koptu, bir sorun olmaz değil mi? Gerisini merak etmeyin, ben burada hallederim. Sorun değil yani. Tamam. Sami, hanımını aldık. Buraya getiriyorlar. Bakalım şimdi ne yapacaksın? İnanmamak mümkün değil. İnanıyorsun yani. Alırlar mı? Alırlar. Şerefsizler. Her şeyi beklenir. Lan ne yapacağız? Şimdi gözümün önünde canlandırıyorum. Hanımını aldık. Sami. Hanımını aldık.
getiriyoruz. İntihar edeceğim yani. Elektriğe vereceğim kendimi. Her şeyi hazırladım. Allah Allah hesaplaşıyorum. Evet. Ya Rabbi, ne yapayım yani şimdi? Yapacak bir şeyim kalmadı. Yani hanımımı buraya getirip de bilmem ne yapıldıktan sonra yaşamışım, yaşamamışım. Biz bu millet ve devlet için gözümüzü kırpmadan canımızı verecek imana sahipken 12 Eylül günü devlet asker adı altında bir çete geldi ve imanımızı sarstı. Devlet Baba 12 Eylül'de hainleri sustururken denge diye evladına da tokat attı. Bekir Bağ ismini C5'te yanımızda şehit ettiler polisler. Ama ailesi, gariban aile, yani dünyadan habersiz bir aile getirmişler, çocuğunu teslim etmişler, bu da demişler kendini astı. Hayır, bu arkadaşımız 16 yaşında ya. 16 yaşında, bunu orada öldürdüler. Şimdi geçen gün dikkat ettim, kalkmış. Ankara Niye Sarayı'nın siyasi şubesi 7. katındaydı. Hücrelerin de işkencelerin de çoğu orada yapılırdı. O 7. kattan ben oradayken bir kişi kendini attı. Daha öncesinde ve sonrasında da atıldılar. En son çareyi 7. kata demir koymakla buldular. Hüseyin Kurmamutoğlu 87 yılında öldürüldü. 87 yılında. Yani artık demokrasiye geçilmiş, seçim olmuş, bir daha seçim olmuş. 87 yılında Mamak'ta zulüm devam ediyor. Çıkaracaksın demedim mi lan? Yani sırf namaz kılıyor diye başındaki takkeden dolayı kafasına vurup ölümüne sebep vermek, yani bunu hiçbir vicdan, hiçbir muhakeme ben algılayamıyorum yani. Yok böyle bir şey. Zulümlerin en büyüğü. Birisi hemen yan hücremde beraber hücreye alındık. Feryatlarını duya duya, döve döve boynunu kırdılar. Ters bir darbe aldı. Son nefesini verene kadar duydum, yan hücremdeydi. Manisa'dan İsmail Esen, yiğit bir arkadaşımızdı. Allah mekanını cennet eylesin. Rahmetli oldu. Ve doktor raporu, kendini asmış dediler. İkinci cinayeti istediler yani. Mahkeme adı altında bir tiyatro. Savunma hakkının, hayvan haklarından bile değersiz olduğu bir dünyada yaşadım. Adaletin terazisini bulan adamı bile
utandırdı bu adiler. Bir sefer mahkeme demek için mahkeme heyetinin hakim olması gerekir. Bizi yargılayan mahkeme heyeti hakimlerden oluşmuyordu. Yani savcı işkencedeyken bizim başımızdaysa bu mahkeme veya bu savcı ne kadar adil olur siz düşünün yani. Yani kimin ne ceza alacağı önceden belli. Akşam saat 7 haberleri kaç kişinin tutuklandıklarını, tutuklananların isimlerini hepsini bir bir sayıyor. Biz sadece adliyedeyiz. 7:20 gece mahkemeye çıkıyoruz. 7 haberleri bırakılanları, tutuklananları, suçlarını hepsini yayınlıyor. Bizim mahkememizde adam dedi ki mahkeme başkanı biz dedi şimdi bir hükme vardık. Bunun ne kadar doğru, ne kadar adil olduğu konusunda bir şey söyleyemeyiz ama biz bize ne getirildiyse ona göre karar verdik. Bizi suçlamayın dedi adam. Yani mahkeme hakimi bunu diyor. CHP senatörü MHP davasına koymuşlar adamın yaptığı suçları. Bizi ondan idamdan yargılıyorlar. Savcıya diyor ki başbuğ Alparslan Türkeş. Ya bu CHP senatörünü bizi tanımaya koymuşsun. Nereden bileyim ben siyasi miyim diyor. Savcının savunmasına bak. Karabete bak ya. Bir asker kafasını içeriye uzattı. Yani biz herkesin duyabileceği şekilde savcı bey yenge hanım telefonda pazara gidecekmişsiniz dedi. Savcı şeye baktı, mahkeme heyetine baktı, hakimler anladık der gibi başlarını salladılar. İşte bizim elimizde yazılı savunmamız da var, onu çekiyoruz. Hakim bana, evladım sen ver onu bana dedi. Biz anladık senin ne dediğini. İşte bir asker geldi elimden şeyi aldı. Gereği düşünüldü, işte Ercüment Gedikli'nin savunması tamamlandı. Duruşmanın filan tarihe ertelenmesine. Mahkemeye uzatıp nasıl istediği cezayı verecek diye kendimizi anlatmaya, davamızı anlatmaya başladık. Mahkeme devam ederken ezan okundu. Ramazan günüydü. Sustun. İftar için ara istiyoruz dedik. Tabii mahkeme başkanı çıldırıyor Hamdi Sevinç'ti. Layık bir ülkenin mahkemesinde yargılanıyorsunuz, ara vermiyorsunuz diye ama biz gene de izinsiz çıktık, inzibatlara vardı. Biz inzibatlar dipçi indirecek diye bekliyorduk ama indirmediler. Bir de yüzbaşı vardı, hatta selam bile durdu silahla. Çıktık, nezaretle orucumuzu açtık, tekrar girdik mahkemeye. Kürt asıllıdır Cengiz Gökçek. Aşireti vardır Antep'te. İddianamede bizim Kürt düşmanı olduğumuz şeklinde bir şey var. Cengiz Gökçek'in bu ibare üzerine kürsüye çıkıp ben şimdi aşiretime ne diyeceğim? Sayın savcı sen ne diyorsun? Sen ne yaptığının farkında mısın? Deyişi var. Sayfalarca belki 200 sayfa bize isnatlarda bulunuyor ve bizim canımızı istiyor. Canımızı hayatımıza katıyor. Bu yani hukuk insanına, hukuk adamına yaraşmayan bir şey. Bu vesikaların provokasyon vesikası olduğunu bilmemesine imkan yok. Ben bir kitap okumuştum. Şimdi hatırlayamıyorum da yassı adayla ilgili. Hakimin de herhalde zannedersem. Hakim diyor ki biz en çok korkumuz diyor Menderes'in gelip masaya yumruğu vuracak. Siz kimsiniz? Beni yargılıyorsunuz demesiydi. Çünkü bize idam şeyini vermişlerdi. Fakat Menderes geldi, önünü ilikledi. Sayın hakim dedi. Dedim ki kalemin kırıldı. Bu hep hayalimdeydi. MHP davası olacak, işte herkes idamlık falan. Rahmetli Türkeş'in tavrı, ben nasıl yapacak bu? Eğer Sayın Hakim Bey derse, Türkeş yapılan o iddianameleri tartmış, bilmem ne, 800, bilmem kaç gram. Onu vurdu, bir de kürsüde dağılınca. Hoşça dedim ki arkadaşlar bu iş bitti. Kelleyi kurtardık. Aklını kurtardık. O gün Türkeş o tavrı göstermeseydi, birçok arkadaşımız da sabirlerdi, daha çok arkadaşımız. De rahmetli Türkeş de diyor. Yani illa solun karşısında denge olsun diye birilerini yargılayacaksanız bizi yargılayın. Ancak fikrimizi yargılamayın. Eğer fikirlerimizi yargılarsanız Türk milletinin tabii reflekslerini kırarsınız diyor.
bu mahkemelerde şu mesaj verilmiştir. İnsanlar cezalara ve yargılanırken uzun yıllar 10-12 yıllık efendim mahkeme süreçlerinde denmiştir ki Türk milletine sakın ha milliyetçi ülkücü falan olmayın bak siz de böyle yaparız yargılarız demişlerdir. Asmışlardır. Asarız sizi demişlerdir. İşkence etmişlerdir. Size işkence ederiz demişlerdir. Türk milletini milliyetçilikten soğutacak en büyük zulmü yapmışlardır. İdam, soğuk bir kelam. Canımızın en çok yandığı. Denge dediler, bedenlerimizi cezaevine attılar. Üstüne idam dediler, bu sefer ruhlarımızı esaret altına aldılar. 9 fidanı. Ama en yiğit fidanlarımızı kopardılar. Bir nefes alıyorduk, onu da çok gördüler. Kalemi kıranın idam derken eli titriyordu. 9 yiğidin boynu hiç titremedi. Dedim ki arkadaşlar şu idam meselesini bugün bir yatalım. Akşam herkes kendini bir assın. Yarın bu idam meselesini bir istişare edelim. Sonra gündüz istişare çemberini oluşturduk. Evet Adnan Madak, ne diyorsun bu idama? Vallahi ben elimi kolumu bağlatmadan çıkarım sehpaya. Peki ya sen Oktay Askalı, sen? Ben boynuma yük takıldığında Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin derim. Ya sen? Ben o tekme attırmam. Kendi sehpamı kendi biterim. Hop bir dakika. Bu belki intihar olur. İlmihalleri karıştırıp bu konuyu inceleyelim. Sonra Allah muhafaza şehadete giderken niyazi olmayalım. Ben de kanımız aksa da zafer İslam'ındır derim. İşte nasip. Sehpa kurulmuş. Biz oradayız ve son nefeste Cenab-ı Allah bize kelime-i şehadet getirmeyi nasip ediyor. Bundan güzel ölüm mü olur? İdam gecesi işin en kötüsü. İşte idamlıklar bir hücrededir. Sabaha yakın bir saatte sessizce, mümkün olduğu kadar sessizce, 50 kişinin sessizce gelmesi nasıl olursa, işte ayaklarının ucuna basarak gelirler. Geldiklerini duyduğunda bilirsin ki birini almaya geliyorlar. Daha sonra başka ileride bir kapı açılınca işte insanın o zaman nefsiz ortaya çıkıyor. Of ben değilim dersin önce bir. Sonra kendine gelirsin ya kim? En çok üzüldüğüm 12 Eylül'den sonra Cevdet diye bizim bir gencimiz vardı. 16-17 yaşlarında. Bir solcu avukatın öldürülmesi olayına adı karışıyordu. Yaşını büyütüp idam ettiler bu çocuğu. Bir celsede idam kararı verdi o askeri hakim. Ve idam edildi bu çocuk. Hiçbir avukat, ölen kişi avukat olduğu için avukatlar şeyini almadı. Duruşmasına girmedi. Bu Doğu Perinçek'in babası vardı, Sadık Perinçek. O da avukatlık yapardı. Bu idam edilen, sonuçlanan dosyaları inceliyor. Kendisinin de girdiği dosyalar vardı. Geldi adam ağladı bu çocuğu görünce. Ya bu çocuğu böyle avukat cübbesi giyen biri girse kurtarırmış. Kenevren ve çetesi o 5 kişi infazları hemen yapıyorlar. Hiç geciktirmiyorlar. Yani bu da son mahkeme Yargıtay Daireler Kurulu'nda görüşülüyor. Eğer idam çıkarsa 10 gün içinde veya 1 hafta içinde asılacak. Yani. Baktım gülüyor. Biz sevindik hani herhalde idam bozdu. Çünkü 3 kere idam almıştı zaten. Geçti hücreye dedi ki Eyüp'ü kurtardım. Eyüp diye bir onun beraber yakalandığı arkadaşı.
Ya oduncu kantarına çevirmişler mahkemeleri. Üç aşağı beş yukarı. İdam git serbest. Ya dünyada görülmemiş böyle bir hukuk. Oduncu kantarı. Bir mahkeme önce idam vermiş. Bir mahkeme sonra serbest bırakıyor. Öbürünü de asıyor. Belki o da aynı durumda. Ki zaten öyle. Fikri kardeş, hayırlı haberler var mı? Var var. Eyüp'ü kurtardım. Peki Fikri, sen ne oldun kardeş? Benimki idam ya. Önemli değil. Eyüp'ü kurtardım ya. Gerisi hikaye. İşte kanka muhabbeti bu. Kardeşlik muhabbeti bu. Bükücel böyle kardeşlik. Yaşadılar, yaşıyorlar, yaşayacaklar. Rahmetli Fikri Arıkan. Dar ağacına giderken cezaevi müdürü Raci Tetik, albay Raci Tetik, arkadaşımızın cezası Yargıtay'dan onaylanmış, gece dar ağacına girecek, kapıya gelir, der ki lan Fikri, suçunu itiraf et. Arkadaşlarının da isimlerini ver, seni affedeyim. Lan ben şerefsiz biri miyim? Bin kere öldürseniz yapmadığım şeyi kabul etmem. Arkadaşlarımın ismini de söylemem. Bu olayı biz bağırtılarını duyduk. Olayı yaşayanlar anlattığı an... benim şahsen rüyama girdi. Rüyamda arkadaşıma o muameleyi yapan insanı önce 9 milimetrelik bir tabancayla ateş ettim. Derisi çok kalın olduğu için girmedi. Sonra her tarafını bağladım, makkapla deldim kendisini. Ali Bülent Orkan'ı idam edileceği gün avukatının İtirazı üzerine komisyon toplanıyor. Komisyona çıkarıyorlar. Akli dengesi yerinde değil diye. Baksanıza haline. Evladım sakin ol. Adın soyadın nerelisin? Bana bak doktor. Benim aklım başımda. Merak etmeyin, ben hepinizden akıllıyım. Siz gereğini yapın. Sakin ol evladım, sakin ol. Erol Türkmen'le randevumuz var. Onu fazla bekletmek istemiyorum. Erol Türkmen kader arkadaşı. Beraber aynı davadan aranıyorlardı. Erol Türkmen de o zaman ölü ele geçirilmişti. Tamam, götürebilirsiniz. Ben göreceğimi gördüm. Götürün. Haddine Ali Bülent Orkan'a acımak. O Allah'ın aslanına. Onun acıması lazım millete. Şehit yurttaşımız Ahmet Kersa, bir kardeşimiz onunla mektuplaşırken ona moral vermek açısıyla işte kardeşim üzülme. Sonuç ne olursa olsun millet kendisine hizmet edenleri asla unutmaz diyor. Onun yazdığı cevap çok ilginç. Ben diyor benim davamı sadece bir millet kelimesi içerisine indirgediğin andan itibaren beni ve benim davamı tam olarak itiraf etmemiş ya da tasvir edememiş olursun. Çünkü hiç kimse idama giderken millet millet diye gitmez. Benim davam Allah davasıydı. Ben Allah Allah diyerek yola çıktım. Allah Allah diyerek de sehpaya yürüyeceğim. Selçuklu'nun Halil'in mektubunun kesinlikle okunmasını tavsiye ederim. Onlardaki iman, onlardaki Allah sevgisi, onlardaki millet sevgisi, ailelerine yazdığı mektuplar ortada. İnsan doğar, ölür. Bunun arasında yaşadıkları önemli. Nasıl yaşadıklarını, nasıl bir yaşam arzu ettiklerini oradan okumak lazım. Selçuk duracak, önce sen.
Gel kardeş, sarılıp helalleşelim. Hakkını helal et. Helal olsun. Sen de helal et. Selçuk, Allah'a gidiyorsun. Biliyorum İmam Efendi. Elhamdülillah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Bismillah. Allahu ekber. Ya Allah. 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 Hakkını helal et Cellat'ım. Cellat kardeş, bir şey soracağım. Ne dedi sana? Ben böyle insanlar görmedim. Ya hocam, komünistler bana, devlete, dine küfrediyor. Bunlarsa hakkını helal et diyor. İdam çok farklı bir şey olduğunu rahmetli Mustafa Pehlivanoğlu'nun idamında anladım. Özellikle Maltepe askeri cezaevinde koğuşlara dolaştım böyle. Bakıyorum arkadaşların yüzüne. Yüzler, saatler, dakikalar geçtikçe değişiyor. Özellikle 12 sıraları işte koğuşlarda kimisi Kur'an okuyor, kimisi namaz kılıyor, kimisi dua ediyor. Özellikle iki sıraları olduğunda gerçekten de hiç unutmuyorum, tutmuş kafasını böyle duvara vuruyor, gözyaşı döküyor. Kimisi Kur'an okurken ağlıyor, kimisi namaz kılarken ağlıyor. İçerisinde yatırsın. Hakikaten de ben o acıyı yani hissetmiyorum. Başka bir şeyde yaşadığımı hissetmiyorum. Çok farklı bir şey idam. Sevgili anneciğim ve babacığım. Sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçlarımı affedin. Hakkınızı helal edin. Helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun Resulü'nün yüce peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Alın yazımız böyle yazılmış. Kader neyse onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzurunda çekmeye hazırım. Yok, benim bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsunlar. Oh. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki, Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez. Milliyetçilik yaşar. Kellemi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah'a inananlarındır. Bunun için hiç üzülmeyin. Cenazemin arkasından ağlamayın. Günahtır. Sizden ricam ağlamayın. Anne, anne, anne. Sizlerle helalleşmek isterdim. Fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun. Siz de helal edin. Son olarak abime,
yengeme, yeğenime, bacıma selam eder, haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam eder, Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını dilerim. Ay, oğlunuz Mustafa. Ya Allah. Bugün bir şey yapalım, tarihe geçsin. Bugün bir şey yapalım, bütün arkadaşlarımıza moral olsun. Mahkemedeki ilk büyük suçu işledik. Kapıdan heyet oturuyor, avukatlar oturuyor, herkes otururken rahmetli Türkeş Bey kapıdan adımını attı, bir anda herkes ayağa kalktı, ister marş ediyor. İnanıyorum ki hiç kimse, halen daha yaşayanlar, ömründe bu kadar heyecanlı bir İstiklal Marşı'nı daha söylememiştir ve bundan sonra da söyleyemeyecektir. İlk duruşma günü, duruşma başlangıcında söylenen bir İstiklal Marşı var. Hayatım boyunca söylediğim İstiklal Marşları'nın toplamının 1000 katından daha etkili bir İstiklal Marşı'ları var. Ankara'nın garnizon komutanı bir tane general geldi, dedi ki sen niye bırakmıyorsun dedi açlık grevini. Hiç dedim, yani bırakmak için bir şey görmüyorum. Şimdi dedi, Mamak'ta dedi, her şey yoluna girse. Hatta Mamak'ta dedi, mahkumlara dedi, dansöz bile oynatmaya başlasalar. Bu arada sen de ölsen. Ne işine yarayacak senin dedi. Sen dedim, Kürşad'ı tanıyor musun? Şimdi böyle baktı bana general. O kim dedi ya? Eğer onu tanırsan zaten dedim, bu soruyu sormazsın bana. Yani, Kürşat dedim, aptal mıydı dedim, 40 kişiyle dedim Çin Sarayı'na girileceğini bilmiyor muydu? O bastı ama Çin Sarayı'na da girildi sonra. Mesela bu dedim, ya sizin aklınızın almadığı şey bu. Sen dedi, delisin. Bize o ara bir televizyon verdiler, hiç vermemişlerdi. Günde yarım saat kadar açıyorlar, o haberleri şöyle bir geçiyor. Orada bir haber vardı, Spot'tan. İsrailli askerler Filistinli gençlerin taşla kolunu kırıyorlardı. Bizim Mamak'ta da 20 küsür kişinin bilekleri kırılmıştı. Mesela bir gün Bursa cezaevinde İnsan Hakları Avrupa İnsan Hakları Genel Başkanı'nı getirdiler. Benimle yüzleştirdiler. Adam işte Türkiye'de işkence var mı diye soruyor. Sayın misafir, geldiniz sordunuz. İşkence var mı yok mu diye. Var veya yok. Bu sizi ilgilendirmez. Milletimi, milletimin düşmanlarına şikayet edecek kadar alçaklaşacak değiliz biz. Buna bir laf söyledim. Defol lan dedim, şuradan dedim, çık git dedim. Erdal Eren diye bir solcu var. Herkes şimdi biliyor, tanıyor. İdam edildi biliyorsunuz o çocuk. Mahmut Eren diye de bizim bir arkadaşımız var. Ankara sanıklarından. Mahmut Eren'le Erdal Eren tecritte kalıyorlar. Asker şehit ettiği için nöbeti devreden her asker diyor ki burada Erdal Eren var diyor. Ona diyor biraz daha 3-5 çok daha fazla vurun diyor yani. Böyle bir uygulama zannediyorum. Mahmut Eren de var. İkisinin de soyadı Eren ya. Mahmut Eren diyor ki ben öyle ya öyle acıyordum ki diyor. Çocuk da diyor ufak bir çocuk diyor, zayıf filan. Bazen diyor yani Eren diye bağırdığında ben emret komutanım diye kovuştan kolumu çıkarıyordum şeyden, hücreden. Bir iki cop yiyordum. O da yani bu vesileyle bir dinlenme fırsatı buluyordu filan diye anlatıyordu. Buna benzer, bunun karşıtı olacak, buna eş değeri sayılabilecek bir
böyle insani desteği solculardan falan da duymadım ben. Yani görmedim, onu da söyleyeyim. Türkeş Bey'in Hasan'daki yaşantısı şuydu. Sabah 6'da kalkardı. Duşunu alırdı. Sabah namazını kılardı. Saat 10'a kadar Kur'an okurdu rahmetli. Saat 10'a kadar. Her gün oturup Kur'an'ını okurdu. Kahvaltıda hafif bir kahvaltı yaptırdık. Ondan sonra 2 saat tarih okurdu. Tarih kitapları okurdu. Öğleden sonra görüşmelerini yapardı, bir saat görüşme günü ise geri kalan 200 saatte ekonomi kitabı okurdu. Hastaneye ilk geldiğinde hastanedeki personelin %40'ı komünistti. Eski komünistler, hani müstahdemler. Türkeş Bey'in odasının önünden geçerken bile korkarak geçerlerdi. 3,5 sene sonra tarih yorulurken hepsi ağlıyorlardı. Hepsi. Hep Türkeş Bey'in dostu olmuş çünkü. Onları çağırdı. Gelin evladım buraya, gel bakalım. Kaç çocuğum var, ne iş yaparsın? Yemin ediyorum, o bütün oradaki solcu, komünist ekip bile hepsi ağlayarak tahliye ettik Türkeş Bey'i hastaneden. Bizim işte bu irtibatımızın kesildiği 8-10 senelik dönemde ülkücü mafya diye bir şeyin çıktığını cezaevine girince gördük. Ülkücü olduğunu iddia eden insanlar, ki yani cezaevinin belki de yarısından fazlası ülkücüydü. Daha doğrusu ülkücü olduğunu söylüyordu. Bizim afişlerdeki Kürşat'ın bıyığı gibi bıyık bırakmışlardı şöyle. Yani benim söylemek istediğim burada, o bıyık bizim işte afişlerdeki semboldür ama ihtilal öncesinde ülkücüler pek öyle bıyık bırakmazlardı. Çünkü o direkt hedef olmayı gerektirecek bir işaret olduğu için çok nadirdi o tür bıyığı olan, ama şeyde, cezaevinde baktık ki herkesin bıyıkları öyle. Konuşmaları bizim bildiğimiz konuşmalara benzemiyordu. Davranışları hiç tanıdık değil. Tipleri tanıdık değil. Orada bayağı ilginç hadiseler yaşadık. Yani öğrendik ki bir ülkücü mafya oluşumu olmuş. Memlekette ne kadar it kopuk varsa hepsi ülkücülüğünü ilan etmiş ve böyle bir garip durum ortaya çıkmış. İşte ülkücü olduğunu iddia eden insanlar ülkücülüğün ne olduğunu bilmiyorlar. Kendinin ülkücüne olduğunu bize ispatlamak için adam şey yapıyor, onu hiç unutmuyorum. Ben milliyetçi ve müreffeh bir insanım abi gibi, işte eskiden kalma bir sloganı kendine uyarlamış kelime manasında bilmeden. Yani hırsızların ülkücü olduğunu, efendim ırza tecavüz suçundan yatan ülkücüler olduğunu, uyuşturucu suçundan hükümlü adamların kendilerini ülkücü olarak tarif ettiklerini, işte bar pavyon işletmecilerinin de kendilerini ülkücü olarak nitelediklerini görünce biz bir şok geçirdik. Ve karşılarında ülkücüleri görünce onlar da ciddi bir şok geçirdiler. Hiç pişman olmadım, hiç pişman değilim. Tekrar söylüyorum, Allah o günleri geri getirmesin. Önünde ölüm de olsa, cezaevi de olsa, idam da olsa, ne olursa olsun bugün bu yaşımda yine hiçbirisini hiçbir pişmanlık duymadan yaparım. Pişmanlık yasası denilen bir yasa çıkarttılar. Bu yasayı hayata geçirirken bir gece yarası koğuşunuz basılıyor. Kalk! Duvar dibine çök hemen! Kalk! Çabuk! Tamam. Ellerine eşeği koy! Çabuk! Şimdi beni iyi dinleyin. Omzuna dokunduğum sessizce dışarı çıkacak. Sırtımıza bir el dokunuyor. Kalkıyoruz.
masanın başına geliyoruz. Masada iki tane ayrı kağıt var. Pişmanlık masa yasasından istifade etmek istiyorum derseniz sağ baş parmağınızla sağ tarafa, etmek istemiyorum derseniz sol baş parmağınızla sağ tarafa sessizce basın deniyor. Her arkadaşımızı gördüğümüzde gözlerimizin içi güldü. Yani tam sayı koğuşa dönebildiysek sevincimizden uçtuk. İnanın komünistleri görmenizi isterdim. Yani bir kamera olsa onları çekse. 3-4 tane fire var. Nasıl suratlarından düşen bin parça. Ülkücülerin önüne. Hürriyet ve dar ağacı konuluyor. Deniyor ki size birini seçin. Tercihiniz dar ağacı oluyor. Ben kullanıldığımı hiç kabul etmiyorum. Yarın da etmem. Ben inandığım şeyi yaşadım. Ve öyle de olmaya devam ettim. Ve öyle de olmaya devam edeceğim. Birilerinin hesabı şuymuş, beni ilgilendirmez. Kavga Sovyet bayrağına karşı Türk bayrağının kavgasıydı. Bu kavgada Türk bayrağını asmak isteyenleri kim kullanabilir ya? Bunun için kullanma tabirini şiddetle reddediyoruz. Bizi millet kullandı. Milletimize canımız feda, bizi kullansın diye biz. Hazırız, varız. Millet fedayız. Biz derin devletin değil, derin milletin fedayısıyız. Onu da özellikle onun için belirtiyorum ben. Kullanım hakkımız Yüce Türk Milleti'ne aittir. Hayatın başında kurşun karşısında geliyor iman dolu gençler davanın yolunda. Kimmiş ölüm kimmiş darbe, tek dert millet tek dert ülke. Ülke yolunda Turan davasına kurban. Kimmiş ölüm kimmiş darbe, tek dert millet tek dert ülke. Ülke yolunda Turan davasına. Ülkücü Milliyetçi Hareket kendini derlesin, toparlasın, meselesini halletsin. Türkiye'nin bütün meseleleri hallolur. Hiçbir meselesi kalmaz. Türkiye'nin meselesi Ülkücü Milliyetçi Hareket'in dağınık, parçalanmış, bölük pörçük halidir. Birbirine düşmüş halidir. Bunu çözdüğümüz gün Türkiye'nin tüm meseleleri hallolur. Ben buradan bütün insanlara sesleniyorum. Büyük Türk milletine sesleniyorum. Türklük alemine sesleniyorum. Türkçeyi iyi okuyun. Ülkücüleri iyi tanıyın. Bakın onlarda kendinizi göreceksiniz. 12 Eylül'den sonra bu işler bitti denmesi, böyle bir şey yani, biz Allah'ın davasına inanan insanlarız. Allah'ın davası da bitmez. Yani biz nefes alıp verdiğimiz müddetçe, en azından kendi adıma söylüyorum, ben nefes alıp veriyorsam bu dava var kardeşim. Atalardan bize kalan emanettir bu vatan. Susuz kalsa toprağımız sularız kanımızla. Susuz kalsa toprağımız sularız kanımızla. Ölmez bu dava. Ölmez bu hareket, ölmez bu dava.
şansı Müslüman Türk'ün. Ey felek tersine dönse de çarkın, ölmez bu hareket, ölmez bu dava, ölmez bu dava, ölmez bu dava, ölmez bu dava, ölmez bu hareket, ölmez bu dava, ölmez bu dava, ölmez bu dava, ölmez bu dava. Ölmez bu dava, ölmez bu dava, ölmez bu dava.